Eldiven aldın mı? Buldum buldum eldiven. Ha, tamamdır. Aynen. Yoksa o dünyanın en acı biberi diyordum ya. Şu anda bile aynı masada olduğum halde gözüm yanıyor. Çok berbat bir şey. Bu nasıl? Çok acı değil mi? Yemek ister misin Yok. bundan? Ha? Yok. Hadi. Böyle. Ses, görüntü akıyor. Ses görüntü akıyor. Şak bey. Şak. Şak bey. Türk milletinin tamamen ücretsiz ilan sitesi ilanet.net'in katkılarıyla. Selam dostlar, ben Ahmet Kaçar. Yine farklı bir video ile karşınızdayım. Uzun zamandır en önem verdiğim konulardan bir tanesi tohum ve tohumculuk üzerine gelişmeler. Ben de kendi çapımda bir tohum bankası oluşturmaya çalışıyorum, kendi çapımda. Ve özellikle de dünyada çok yaygın olmayan endemik türlere el attım. Bunlardan bir tanesi de birçok kişinin YouTube'da challenge videoları yaptığı ve dünyanın şu anda en acı biberi olarak bilinen biberi Carolina Reaper. Evet. Bugün dünyanın en acı biberini hep beraber tadacağız. Arkadaşlar geçmiyor. Geçmiyor oğlum bu. Gülüyor Acıya gülümsemek. Acılara gülümsemek işte. Diyor ki demesine göre ben bunu yerim, bir tanesini yerim, 3 dakikada önümdeki dondurma ve yoğurda dokunmam. Ben Antepliyim herhalde. Evet diyeceğim. İmsi. Hayır değilim. Gözlerimden yaş akıyor. Çok acıyor lan, konuştukça acıyor. So today I have Sabrina here with me and today we're gonna be relax, breathe. I can't use it. Here, try this. It hurts. Come on, come inside. I can't. I'm gonna put you on the app. Get that dog inside. Yes, TV. Yeah, I'll put it on YouTube channel. YouTube channel. Walk us through it. Şu anda size dünyanın en acı tabağını uzatıyorum. Abartısız. Şu an burada 20 adet Carolina Reaper var ve hepsini kendimi yetiştirdim. Mersin Tarsus'ta yetiştiriyorum bunları. Biliyorsunuz bizim Çukurova bölgesi biraz zaten sıcak bir bölge. Ve bildiğim kadarıyla sıcak acılık oranını biraz daha arttırıyor. Şimdi konuyu en baştan ele alacak olursak. Arkadaşlar acı Scoville amcamız sayesinde ölçülebilir bir değerdir. Ve birçok buluşta olduğu gibi bu buluşta da yine bulan kişinin ismi veya soy ismi verilmiştir. Dolayısıyla acılık bilimi Scoville olarak değerlendiriliyor. Bizim ülkemizde yediğimiz en acı biberler muhtemelen 1000, 2000, 5000 ya da en fazla 10.000 Scoville ölçeğindedir. Ama bu elimde tuttuğum Carolina Reaper'ın acılık değeri 1,5 milyon ile 2,2 milyon Scoville'e kadar değişebiliyor. Bu yetiştiği ortam ve şartlara göre değişkenlik gösterebiliyor. Peki bu bibere bu acılığı sağlayan şey ne? Bütün biberlerde ve bize acı gelen birçok şeyde içerisinde kimyasal bir madde var, kapsaisin. Bu arada bu Carolina Reaper doğada olmayan bir biber aslında. Bu da laboratuvarlarda hibritleme yöntemiyle oluyor. Tabi böyle uçuk değerler gördüğümüz zaman mutlaka bu rekorları kırmak isteyenler oluyor. 2014'ün Eylül ayında Jason McNabb isimli bir kişi 10,95 saniyede 3 adet Carolina Reaper yiyerek Guinness Rekorlar kitabına giriyor. Tabii ki bu her baba yiğidin yapabileceği bir şey değil. Özellikle mide sıkıntısı olanlar, sindirim sıkıntısı olanlar ciddi şekilde hastanelik olabiliyor. Çünkü şu anda dünyada bilinen ve Carolina Reaper'dan daha acı olan tek şey Amerikan askerlerinin kullandığı biber gazı. O da yaklaşık 15 milyon Scoville denk geliyor. Benim Carolina Reaper'la tecrübeme gelecek olursak, bunun tohumlarını ben yurt dışından aldım ve deneme amaçlı bir test etmek istedim. Amacım bunu kişisel üretimle ciddi şekilde arttırmak ve hem tohumunu, hem toz biberini, hem de kendisini taze olarak satmak. Bunların tanesi bile onlarca dolara satılabiliyor. Bunların isterseniz sadece çekirdeğini yetiştirmek isterseniz, isterseniz test etmek için veya daha acı olmasını istediğiniz pul biberiniz varsa ona karıştırmak için bu şekilde pul biber haline alabilirsiniz. Bunlar henüz tam olarak kurumadı. İsterseniz de challenge yapmak için eğer sağlığınız yerindeyse ve kendinizi deneyebilmek için bu şekilde taze halde bulabilirsiniz.
taze halini çok sık temin edemeyebilirsiniz. Çünkü sadece mevsiminde oluyor. Aşağıdaki linkten satış sayfasına ulaşabilirsiniz. Benim Carolina Reaper'la alakalı en acı tecrübem de bundan birkaç gün önce gördüğünüz şu tohumları çıkartırken sadece yaptığım tek şey salçayla biberleri kesip tohumları çıkartıp uygun şartlarda kuruttum. 3-4 gün sonra bile defalarca elinizi yıkamanıza rağmen hala gözünüzü ağzınızı yakabiliyor. Bu yüzden mutlaka ama mutlaka eldiven kullanmanızı tavsiye ederim. Şimdi size biberin iç kısmını göstereceğim ve kapsaisin maddesinin bulunduğu, özellikle fazladan bulunduğu damar kısımlarını göstereceğim. Evet. Şimdi eldivenlerimizi taktık. Artık biraz daha güvenli bir şekilde çalışabiliriz. En azından tohumları çıkartırken. Çünkü gerçekten çok çok kötü yakıyor. Şimdi içlerinden olgun olanlardan bir tanesini kesmeye başlayalım. Bu arada acısı o kadar fazla ki, yani kokusundan bile anlayabiliyorsunuz. Hani acı biberlerin bir kokusu vardır ya, onu burada çok daha farklı bir şekilde hissediyorsunuz. Şöyle ikiye de böleyim. Umarım elimi kesmem falçatayla, çünkü o acılığa kesme acısına mı yanayım yoksa biberin acısına mı yanayım bilemedim. Şimdi şu içerisinde gördüğünüz, umarım şu an net bir şekilde görünüyordur. Şurada gördüğünüz şu sarımsı, damarımsı maddeler, şurada damarımsı bölgede ciddi şekilde kapsaisin maddesi var. Özellikle oralar çok fazla. Geçtiğimiz günlerde ben şu kadarcık bir tadım yaptım. Şunu yedim. Dilimin ucunu uzun süre hissedemedim. Bak abartmıyorum, gerçekten dilimin ucunu uzun süre sanki falçatayla kesiyorlarmış gibi acıyordu. Bunu tüm olarak yiyebilecek çok baba yiğit yoktur diye düşünüyorum. Siz de bağ bahçe veya hayvancılıkla amatör bazda uğraşmayı seviyorsanız mutlaka kanalımı takip etmeyi unutmayın. Çevremde teknolojiye hayranlığımı çok kişi biliyordur. Hayatımızı teknoloji her ne kadar kolaylaştırsa da ne olursa olsun hiçbir teknolojiyi yiyemiyoruz maalesef. Dolayısıyla gelecekte muhtemelen en kıymetli şeylerden bir tanesi tarım ve tohumculuk olacak. Özellikle bu hibrit tohumların dünyada bu kadar yaygınlaşmasından sonra. Ve bence dünyanın en güzel teknolojilerinden bir tanesi şu gördüğünüz tohumlar. Biber tohumu veya diğer meyvelerin tohumu fark etmez. Gerçekten küçücük bir tohumda gelecek binlerce nesil gizli. Ve bu kadar küçük bir şeyde elektrikle çalışmıyor. Herhangi bir şekilde programlanması gerek yok. Sizin yapmanız gereken tek şey toprakla buluşturup başka hiçbir şey yapmamak. Zaten her şeyi doğa üstleniyor. Dolayısıyla tohumda kendimizi geliştirmemiz gerekiyor. Çünkü gelecek tarımda ve tohumculukta. Siz de mutlaka kendi tohum bankanızı evinizde yapmaya çalışın ve ne olursa olsun çocuklarınıza güzel miraslar bırakın. Bunca acıdan bahsettikten sonra, özellikle de dünyanın en acısından bahsettikten sonra adettendir biraz da tatlı yiyelim, tatlı konuşalım. Bu videonun bonusu olacak bir olay. Memleketimizde Haç hurması veya Medine hurması olarak bildiğimiz hurma, geçtiğimiz haftalarda Fethiye'ye gitmiştim. İran'dan yeni gelmiş ürünlerden denk geldi ve bundan salkım olarak almak istedim taze. Özellikle de bu hurmalar herhangi bir şekilde işleme tabi olmadığı için, tohumları daha taze ve çimlenebilir olduğu için bunları saklamak istedim. Bu şekilde salkım olarak ben de ilk kez yedim açıkçası ve çok acayip lezzetli. Tazesi daha güzelmiş. Sizler de böyle bir şeye denk gelirseniz almanızı mutlaka tavsiye ederim. Gerçekten çok faydalı bir meyve. Bu tohumları yine birçok şeyde olduğu gibi çimlendirmeye çalışacağım. Ve her aşamasını kanalımda bulabileceksiniz. Bu yüzden bu tip şeylere ilginiz varsa, ve mutlaka bence olmalı, çocuklarınıza bırakacağınız en güzel miras bence tohum bankası olabilir ileride. Sizler de olabildiğince evinizde yediğiniz meyvelerin dahi tohumlarını hiçbir şekilde çöpe atmayın. Çünkü her tohum bir bebektir ve tohumlar toprakla buluşmak için yaratılmıştır. Özellikle çocuklarınıza güzel örnek olmak için pikniğe gittiğiniz herhangi bir yere o biriktirdiğiniz tohumları toprağa gömerseniz hem çocuklarınız için çok güzel bir etkinlik yapmış olursunuz hem de doğaya faydalı olmuş olursunuz. Evet dostlar, bu hafta size dünyanın en acı masalarından bir tanesinden seslendim. Ve Carolina Reaper'ın kutu açılımını yaptık. Şu an hala aynı masada bulunmak bile inanılmaz derecede hem acı kokuyor hem de gözlerimi etki etmeye başladı. O yüzden bu eldivenlerden ve Carolina Reaper'dan bir önce kurtulmam lazım. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Ben Kaçar, Ahmet Kaçar. Hadi. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Biberler dokunma sakın, çok acı.
Hadi. Bunların, baba bunları nereden ekeceğiz? Çok yakında. Çok yakında. Hadi görüşürüz bakalım. Hadi geç geç geç. Hadi hadi geç. Dostlar bahçeyi kontrol edeyim dedim. Bakın ne buldum. Arap bülbülleri sağ olsun bütün biberlerimi yemiş. Bunun tümünü yemişler zaten neredeyse. Yani ısırmadıkları kalmamış. Hepsine bir ısırık almışlar. Doğa her şeye çok çabuk adapte oluyor. Normalde demin de söylediğim gibi doğada bulunmayan bir biber bu. Hibritleme yöntemiyle laboratuvarlarda üretiliyor. Sonrasında tohumlarla yayılıyor işte. Tamam. Arap bülbülleri bundan sonra çok daha güzel ötecektir muhtemelen bu acıdan sonra. Şu bizi saklayada olanı değilmişler. İlaveten burada diğer çekirdekten yetiştirdiğim birçok fidan da göreceksin. Eğer sizin de ilgi alanınızdaysa bu tip hobi işleri mutlaka kanalı takip etmeyi unutmayın. Çok güzel videolar gelecek. Evet.